Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunuza sunmak isteriz. Kanalımız dikkatler ekranımızda bulsun. Xitay bilen Rusya, Amerika doları pul muamelesi sistemisinden ayrılışını tezletmekte. Amerika Avazı'nın 29 Mart'taki haberde bildirilişçe, Xitay bilen Rusya, Amerika'nın cezasından özünü kaçırışmak istedi, Amerika doları pul muameli sistemisinden ayrılış kademini ciddi tizletken. Haberde kayıt kılınışça, Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov bu hafta Xitay'ın ziyaret kılıştığını ilgiri, Xitay ve Rusya'nın Amerika doları ve garip kontrollüğündeki halkara pul muameli sistemisi tayin işini azaytıp, garipnin cezasını uçuraş haupini azaytışkı çakırgan. Analizçilerin bildirişçe, Xitay bilen Rusya Amerika dolarına tayinişini azaytış üçün uzun yıl tırışkan bulup, yakında Trump hükümetinin Xitay'a karatkan besimi katarlı halkaralık ekvallarına düşkelgen. Biden vazifeye oltırgan deyken, Amerika'nın Amerika-Xitay, Amerika-Rusya otursudaki tırışkı tutkan pozisyası pesaymigen. Şunlaşka Xitay bilen Rusya, Xitay-Amerika Alyaska uçuruşu ve Xitay-Rusya uçuruşudun kiyinki yığında Amerika doları pul muameli sistemisinden ayrılış kademini tizletişini karar kılgan. Rusya'nın 2014 yılı Kırım'ın yutuveliş ve Ukrayna krizisi, Rusya öktikler rehberi Narvani'nin zehirleniş meselesi de 7 Rusya emeldari ve 14 organ Amerika ve Garip ellerinden cezalaş tizimindeki kürgüzülgen. Bunlardan sırt Amerika, Avrupa İttifakı, Angeliya ve Kanada 22 Mart Şarkı Türkistan kişilik hukuk meselesi de bir kısım Xitay emeldarlarına ceza yürgüzgen. Bu sebeplik Xitay bilen Rusya uzundun bayan Amerika dolarının Amerika'nın Xitay, Rusya ve başka devletlerge ünümlük ceza yürgüzüşüdeki küçülük koral işgallikini tunup yetken. Şu sebeplik Amerika doları pul muameli sistemisinin ayrılış kademini tizletiş getirişkan. Şarkı Türkistan ve Mongoliya'dan gelgen kum borunu Beijing'ni bastı. Xitay'nın paytaxtı Beijing yeni bir kıtım Şarkı Türkistan ve Mongoliya'dan gelgen kum borunun iğir təsiri astıda kaldı. Xitay'nın Xinhua agentliğinin haberine asaslanğanda Beijing'deki kum borunu sebebinden havanın bulgunuşu iğir derecede aşkan. Körüş mesafesi 1 kilometre düşüp kalgan. Beijing Ekologiya ve Muhitni Nazarat Kılış Merkezi elan kılgan bayanatta Beijing'nin hava süpüti körsetkücünün xatarlık türüdeki en yukarı seviyeye yıkılaşkanlığı bildirildi. Xitay Devletlik Meteorologiya Merkezi bu yıllık naçar hava rayı sebebinden Beijing'nin aprilda tihimi iğir kum borunu düşkülüşü mümkünlükini uxturdu. Xitay'da 16 Mart'ta Garbi Şimal'dan başlayınca şarkı rayonlarına besip gelgen kum borunu sebebinden kök renglik agahlandırış signali ilan kılıngan idi. Xitay'daki havanın bulgunuş derecesini körsetilgan agahlandırış sistemisinin 4 baskıcı kök, seyrek, kızguç seyrek ve kızıl renglik signallar bilen ifade edildi. Xitay taratkoları Xitay'nın karakçılar şaykısı işgallikini delilledi. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da uruk tukalarını koşup cezalaş siyasını izkil türde icra kılıp kilvatkan bosumu ama yıkınkı mezgillerde bunu ictimai taratkuları arkalık uçuk aşkarı teşvik kılışkı başlıgan. Xotan naisinin organ taratku süpüsü tarıktılgan birisinde bu axtaki savatlar tonuşturulgan bulup bir aileden bir kişi cinayet sadır kılsa o kişi sebeplik ata anısı xotun balları katarlık beyvası uruk tukalları ve 3 evlat kişilerinin təsirge uçuraydı kallıqı. Ularının okuş, imtihan beriş, kesiptallaş katarlık cihetlerde çekilmeyi düşkülüldü kalıqı, siyasi tekşürüştün ötelmeydü kalıqı bildirilgen. Sindiyene Xitay kanunda bu doğruluk enik belgileme yokluğu, ama kanun icra kılış çeryanı da bunun emelileştirildi kalıqı kılcı yuşurulmasının enik oturuğu koyulgan. Uruk tukallarını koşup cezalaş, dünyada az uçuraydıgan akalli insani hukuklarına zıt bolgan kılmış bulup, Xitay'nın bu teşvikatları öz cinayi kılmışlarını halkara cemiyetke ispatlap vermekte. Ata anısı türmede yazsan ne çoğla kişilerge təsir yitidolu deydiğen gap var. Bir adam türmede yazsan bütün ailege təsir yitidol. Bu çak-çak emez. Yani öyde bazıları cinayi işlerdiydi o sadır kılıp türmede yazsan xotun balıları ata anısı degendek bivası uruk tukallarına mı təsir yitidol. Bu vaxta kanunda inek belgilme bulması mı? Fakat kanun yürgüzüş emniyeti cereyanı da Nova'da atanızı törmede yetip kalsa cinayet hatırısı kılıp kalıdı. Hem de bir vasıta 3 evladına təsir yetküzüdü. Xitay hakkerleri İstiklal Tor Bekitimizgi karıda hücumunu küçü etmekte.
Yıllardan beri Xitayning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini xalqaroga fosh qilishda uzluksiz xizmat qilib kelayotgan Istiqlol xabarlari uyg'urcha va Turkiston press turkcha to'rbekitimiz Xitoy hakkerlarining izchil hujum qilishiga uchrab kelgan bo'lib, yaqinqi mazgillarda bu hujum texamo kuchaymoqda. Turbekitimizni bexatarlik mulozimati bilan ta'minlab kelayotgan shirkatning bildirishicha, 2 kundan beri Xitoy hakkerlarining 2 turbekitimizga qilgan hujumi texamo kuchaygan. Mas'ul xodimlar navbatda turkcha xabar turbetimizni vaqtliq to'xtatib qo'yishga majbur bo'lgan bo'lib, qisqa vaqt ichida asliga keltirishga tirishmoqda. Shirkatning bexatarlik mas'ul xizmatchilari turbekitimizga qilingan hujum sababli mazkur shirkat mulozimat bilan ta'minlayotgan boshqa turbekatlarning ta'siriga uchirganligini bildirdi. Istiqlolning uyg'urcha va turkcha xabar turbeti Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan barliq jinoyatlarini oshkorlash va uni xalqaroda o'zal ahvolga tushirib qo'yishda aktiv xizmat qilayotgan bo'lib, Xitoy ilgirimi ko'plab hujum qilgan va televiziya programmalarimiz sababli sudga ariz qilgan edi. Istiqlol Xitoyning barliq urinishlarini betchit qilgan holda xizmatini dodil davom qildi. Joe Biden hech bir Amerika prezidenti Uyg'urlarga nima bo'layotganligiga qarata so'zlashdan to'xtab qolmagan va qolmaydi dedi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, prezident Joe Biden Oqsaroydagi tunji rasmiy axborot e'lon qilish yig'inida Uyg'urlar haqida muhim so'z qilgan. U 25 mart so'zlagan nutqida mundaq degan: "Mushu oyining 5-ida aniqki harakatimiz Xitoyning diqqatini qo'zg'adi. Bu mening shunda qilganligim uchun emas. Men demakchi, ittifoqdoshlarimiz bilan ko'rishish orqali rayonda Xitoyni javobgarlikka tortmoqchi bo'lganligimiz, ya'ni Avstraliya, Hindiston, Yaponiya va Amerika qatorliq demokratik 4 davlat birlikda ish qilishimiz kerak. Chunki bizdek demokratik davlatlar birlikda ishlashi kerak. Uzunga qalmay demokratik ittifoqdoshlarimizni bu yerga, ya'ni Amerikaga kelib, kelgusini birlikda muzokara qilishga taklif qilaman. Biz shuni aydınlaştırıp ilişimiz gerek ki, bu işlerini birtaraf qilish ve qaidiga amal qildirish uchun Xitoyni javobgarlikka tortamiz. Qaidi bo'yicha ish ko'rish deganda mayli janubiy yoki shimoliy Xitoy dengizi bilan munosabatlik ishlarda bo'lsin, Tayvanga munosabatlik kelishimlar yoki boshqa bir qator ishlarni ko'zda tutamiz. Men Xi Jinpingga muomila qiladiganda u tushunadigan tarafidan chiqish qilaman. Shuningda u mening deganlarimni tushunmaslikka bahona ko'rsatmaydi. Men uningga shuni demoqchi: davlatining qimmat qarishiga vakillik qilmagan hech qanday rahbar o'z o'rnini saqlab qola olmaydi. Men uningga mundaq degan: "Prezident afandi, men sizga ilgari aytganimdek, amerikaliklar erkinlik huquqini qadrlaydi. Amerika kishilik huquqini qadrlaydi. Biz hamma orzularimizni qanoatlantira olmagan bo'lishimiz mumkin. Ammo bizda bari qimmat qarishimizni kafolat qiladigan tizimdir. Biz bu prinsip ustiga qurilgan. Siz va davlatingiz davomli ochiq oshkora kishilik huquqi daxli ta'rif qilsalar, biz davomli dunyoning diqqatini qo'zg'ab, u yerda nima ishlarning bo'layotganligini bildiramiz." U gapimni tushundi. Hozirgacha texi birar Amerika prezidenti men bildirgandek ochiq ifoda bildirib baqmagan bo'lsa-mu, ammo hech bir Amerika prezidenti Uyg'urlarga nima bo'layotganligi, Hong Kongda nima ishlar yuz berganligi va davlat ichida nima yuz berganligiga qarata so'zlashdan to'xtab qolmagan va qolmaydi. Mana bu biz bir Amerika prezidentining qimmat qarashlarimizdan uzoqlashgan vaqti, dal biz dunyoning har qaysi joylaridagi e'tiborimizni yo'qotishga boshlagan vaqtimizdir. Bu Amerikaning qimmat qarashi dal bizning kimligimiz. Shuning uchun Xitoy bilan bo'lgan bir keskin raqobatni ko'rmoqchiman. Xitoyning umumiy nishoni bor. Men ularni bu nishon uchun tanqid qilmayman. Ammo ularning dunyodagi boshlamchi davlat, dunyodagi eng boy davlat va dunyodagi eng kuchli davlatga aylanish umumiy nishoni bor bo'lsa-mu, bu mening davrimda yuz bermaydi. Chunki Amerika davomli taraqqiy qiladi va kengaydi. Xitoyning Uyg'ur masalasida Angliyadan o'ch olish harakati xalqaroda zo'r g'ulg'ul qo'zg'adi. Xitoy rejimining Uyg'urlarni millionlab lagerlarga qamashidan boshlangan zo'r tutqun, siyosiy bostirish va majburiy amgak qilmishni ayiblash cho'qqalari yaqindan buyon Angliya parlamentidagi muhim temalardan bo'lib kelgan edi. 26 mart kuni Xitoy rejimi bayonot e'lon qilib, Uyg'urlar masalasida eng kuchli fikr bayon qilib kelayotgan Angliyaning 5 nafar parlament a'zosini o'z ichiga olgan 9 kishiga jazo berganligini jakarladi. Mazkur jazo bo'yicha bu kishilarning Xitoyga, jumladan Hong Kong va Macau, Aumin qatorliq joylarga berishi man'i qilindi ekan. Shuningdek, ularning Xitoydagi barliq mol-mulki to'ngiltildi ekan. Shuning bilan birga Xitoydagi hech qanday shaxs yoki o'rinning bu kishilarni Xitoyga taklif qilishiga ruxsat qilinmaydi ekan. BBC agentligining bu vaqtdagi xabarida aytilishicha, bu 5 nafar parlament a'zosi Angliya Konservativlar partiyasining sobiq rahbari Duncan Smith, Nusrat G'ani xonim,
Tim Lawton qatarlıq kişilerini öz içiga aldı ekan. Duncan Smith efendi bu vaqtı muhbirlarning sualiga javob berib, Xitoyning menga jazo bergani men uchun bir sharaf, chunki bu men qilayotgan ishlarning haqqoniy ekanligini ko'rsatdi degan. Bu qitim Xitoy rejimi jazo bergan kishilarning yana biri New Castle Yangi Qal'a universitetining professori Joanne Semis xonim ekan. U yig'inqi yillardan buyon Uyg'ur jamiyati duch kelayotgan fojialar haqida ko'plagan maqolalarni e'lon qilgan. Shuningdek, o'xshash bo'lmagan xalqaro so'rovlarda ko'p qitim leksiya bergan edi. U o'zining Twitter betida bu xabarga inkas qaytirib, haqiqatni so'zlaganligim uchun hech qanday pushaymonim yo'q. Ammo bu jazo tufaylidan men sukut qilmayman degan. Bu qitimqi tizimlikdan o'rin olgan yana bir muhim shaxs Uyg'ur sud kollegiyasining raisi, advokat Geoffrey Nice bo'lib, u ayni vaqtda Serbiyadagi diktator Miloševichni BDT sudiga elib chiqishda zo'r xizmat ko'rsatgan kishi edi. Fransiya birlashma agentligining 26 martdagi xabarida aytilishicha, advokat Geoffrey bu jazo haqida to'xtalib, buning navbatdagi xizmatimizga qilichilik mudaxilasi yetmaydi. Aksincha bizni Xitoyga texima qattiq bo'lishga undaydi degan. Xabarda aytilishicha, ular bu yil yozda Uyg'urlar haqida bir cho'ng guvohlik yig'ini chaqirib, Xitoy rejimining navbatdagi qirg'inchilikka javobgar bo'lishi haqida bir qaror olmoqchi ekan. Xitoy Turdigul Nurali orqali xalqaro jamiyatni aldashga urindi. Xitoy Yer shari televiziya to'g'ri 27 mart atalmış tarbiyalash lagerida o'qish bitirgan deb tunishtirilgan Turdigul Nurali haqida qisqa xabar tarqitib, majburiy tug'mas qilib etish jinoyatini xalqaro jamiyatdan yashirishga urinigan. Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan bostirish, jazo lageriga solash, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosati guvohchilarning isbot berishi tadqiqotchilarning dokumentlari orqali xalqaro jamiyatda kuchli g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarning xalqaroda oshkorlanayotganligidan qattiq bearam bo'lgan Xitoy har xil razil vositalar bilan jinoyatlarni inkor qilishga urinmoqda. Xitoyning soxta maydon, soxta obraz yasab chiqib, xalqaro jamiyatni aldash qilmishi yillardan beri davomlashib kelayotgan bo'lib, Xitoy 2 kun burun yana Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish jinoyatini yashirish maqsadida Yer shari televiziya to'g'ri orqali 3 minutlik silliq xabar tarqatgan. Sinda Qashqarlik Turdigul Nurali muxbirning ziyoratini qabul qilib, o'zining ilgari bir farzandi borligini, keyin Qashqardagi ma'lum lagerda atalmish tarbiyalashni qabul qilganligini, 2019 yili qo'yib berilgandan keyin yana farzandlik bo'lganligini, farzandining 1 yoshga kirganligini aytgan. Shundaqli xalqaroliq taratquvlarning Uyg'ur ayollarining jazo lagerida majburiy tug'mas qilinganligi haqidagi so'zlarining yolg'on ekanligini da'vo qilgan. Kuzatuvchilar muhojiratga Uyg'ur ayollari hamda lagerdan qutulib chiqqan shohidlarning Xitoyning Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilganligi haqida bergan guvohliklari, kishilik huquq tadqiqotchilari e'lon qilgan tadqiqot dokumentlari, Xitoy axborotlarida e'lon qilingan sanliq ma'lumotlarning Xitoyning Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish jinoyatining muhim isboti ekanligini, Xitoyning bu siniga o'xshash yolg'on tashviqoti orqali jinoyatini yashirib qololmaydiganligini bildirishmoqda. Boris Johnson Xitoy e'lon qilgan jazo tadbirlari o'zlarining kishilik huquq tafsandichiligini texima aniq yuritib berdi dedi. 26 mart kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Angliyaning munosabatli shaxs va o'rinlarga qarata jazo yurgizganligi haqida bayonot e'lon qilgan edi. Bayonotga qaraganda Xitoy jazo yurgizganlar 5 nafar parlament a'zosini o'z ichiga olgan 9 shaxs va 4 o'rin bo'lib, ular Tom Toginhat, E.N. Duncan Smith, Nell O'Brien, David Alton, Tim Lofton, Nusrat Ghani, Helena Kennedy, Geoffrey Ness, Joanna Nicholas Smith Fenley, Xitoy tadqiqot guruhi, Konservativlar partiyasining kishilik huquq komiteti, Uyg'ur sud kollegiyasi, S8 advokatlar birlashmasi qatorliklar ekan. Xitoy taraf jazo tadbiri e'lon qilgan parlament a'zolari Angliyadagi eng kuchli Xitoyni tanqid qilganlar bo'lib, kuzatuvchilar Xitoy ochiqini chiqarish uchun mushu bayonotni e'lon qilgan deyishmoqda. BBC xabar agentligining bu haqda bergan xabarda Xitoyning bu harakati o'ch ilish xarakterlik bo'lib, bu Uyg'ur musulmonlariga qaratilgan kishilik huquq tafsandichiligi sababidan Xitoyning munosabatlik amaldorlariga qarata qo'llanilgan tadbirlarga qarshi o'ch ilish uchun qo'llanilgan tadbirdir deb yozgan. Yaqinda Angliya parlamentining tuvan palatasida parlament a'zolari Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizgan siyosatiga chetishlik amaldorlariga qarata jazo tadbiri yurgizishni talab qilgan edi. Angliya bosh vaziri Boris Johnson izchil Xitoy bilan mo'tadil munosabatni saqlab kelayotgan bo'lib, Uyg'urlar haqida Xitoyga qarshi hech qanday ifoda bildirmagan edi.
Xitoy tashqi ishlar ministrligi Angliya parlament a'zolariga qarata yurgizgan jazo tadbirlarini e'lon qilgandan keyin bosh vazir Boris Jonson 26 mart o'zining Twitter hisobida mundaq deb yozdi. Bugun Xitoy jazo tadbiri e'lon qilgan Angliya parlament a'zolari va boshqa Angliya fuqarolari Uyg'urlarga qaratilgan iyg'ir kishilik huquq dafsandichiligini yoritishda intayin muhim rol o'ynayapti. Dafsandichilikka qarshi so'zlash kishilarning negizlik erkinligi. Men ularni qat'iy qo'llayman. Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani o'zining Twitter hisobida bosh vazir Boris Jonsonga rahmat aytgan va yana mundaq deb yozgan. Angliya parlamentida Uyg'ur qirg'inchiligini oshkorlashga jur'at qilganligimiz uchun Xitoy bizga jazo tadbiri e'lon qildi. Men qo'rqmayman, ham sukut qilmayman. Shundoqla hukumatimizmi qo'rqmaydi, sukut qilmaydi. Men erkinligimdan foydalanib Uyg'urlar duch kelayotgan zulmni anglataman va bu jazoni sharaf belgisi sifatida qabul qilaman. BBC xabar agentligining xabariga asoslanganda jazo tadbiri yurgizilgan boshqa parlament a'zolari mo o'zlarining Uyg'urlar masalasida Xitoyga qarshi chiqqanligidan pushaymon qilmaydiganligi, aksincha sharaf his qildiganligini bildirishgan. Turkiston Türk dunyosining ma'naviy poytaxti bo'lishga tayyorlanmoqda. 3 yil ilgari Qozog'iston tarafidan Turkiston o'lkasining markazi deb e'lon qilingan qadimiy Turkiston shahri Türk dünyasının manevi ve medeniyet merkezi süpüde kayıtıdan güllünüşkü yüzlendi. Otur Asya'nın İslamlaşış müsabisiyle zor tökbelerini koşkan Kazak halkıgı paytaxı Türk dünyasının manevi rehberi Hoca Ahmet Yesevi'ye yurt bolgan tahminen 2000 yıllık tarihi ile Türkistan şehri Avrupa bilen Asya'nı öz ara tutaştırgan tarihi İpek yolu buyuğu caylaşkan bulup İpek yolunun manevi, siyasi ve soğudu hayatının muhim tügüllerinin biri hesaplandı. Hozirgi nufusi 2 milliondan oshadigan Turkiston o'lkasi 1991-yili Qozog'istonning mustaqilligini jakarlashi bilan birlikda qaytidan jallanishga boshlandi. 2018-yili 6-yanning 19-chi kuni qurg'uchi prezident Nursulton Nazarboyevning qarori bilan markazlik salohiyatiga erishdi. 2021-yili 31 mart o'tkazilgan Türk kengashi davlat boshliqlarining g'ayrirasmiy yig'inida Turkistonga Türk dunyosining ma'naviy poytaxti salohiyatining berilishi planlanmoqda. Birma'da cennetin ayrılgan namayışçılar sani 459'a çıktı. Birma'da her bir özgürüş ve saylanan hükümet azalarının tutkun kılınışıga karşı namayışlarını xavfsizlik güçlerinin korallık bastırışı neticesi de cennetin ayrılganlar sani 459'a çıktı. Birma siyasi tutkullarga yardım kılış cemiyetinin ilan kılgan küllük dokulatıda yakınki 24 saatte 36 kişinin cennetin ayrılganlıkının toğırlanganlığı bildirilip, Cemi ölüm sayısının en az digende 459'a yetkenliği kayıt kılındı. Dokulat yine Birma'da 2559 kişinin tutkunda işkenliği ve 119 kişinin mehbi tutulganlığı eskertildi. Yeni bir taraftan Birma armiyesi bilen Karen etnik grupsinin korallık grupsi hesaplandıgan Karen devlet ittifakı otursuzdaki tokunuşlar tünügün 28 Mart'ma devamlaştı. Birma armiyesi Karen ştatıga karışlık Hipapun rayonunda elip bargan hava hücumu neticesi de 3000 pura yurt makallarından ayrıldı. Tünügün Birma'da her bir siyasi özgürlükke ve saylanan hükümet azalarının tutupturuluşuna karşı ötküzülgen namayışka bihaterlik kısımları korallık arlaşıp 114 namayışını öldürgen idi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken Twitter hesabatıdaki bayanatı da Birma bihaterlik kısımları tökken kandın köçüdük. Müstebit her bir hakimiyet asallıklarına hizmet kılış üçün kişilerinin hayatını kurban kılmakta dedi. Blinken yana bihaterlik kısımlarının korallık müdahale kılış neticesinde hayatının ayrılganlarının aile tevabiyatlarına taziye tileklerini bildirdi ve armiyanın terörlük hakimiyetini cesur Birma halkının ret kılganlığını etti. Volkswagen şirketine karşı namayış dünyanın her kaysi yerlerinde devamlaşmakta. Dünyanın her kaysi yerlerinde planlık ötküzülüvatkan Volkswagen şirketinin boykot kılış birleşme namayışı nöbette 4. haftasına kadem koydu. Yakınki 1-2 yıl içinde Germaniyanın dünyaya danlık maşinsızlık şirketi Volkswagen'ın Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghurlarını mecburi emgeki seliş cinayetiki çetişlik işkerliki, şunaklı Xitay sakçı kısımlarını maşini bilen teminlep gelgeliki taratkularda köp kıtım haber kılınıp, Xalqaro jamiyatın narazılığını qo'zg'an edi. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi qo'zg'an Volkswagen şirketini boykot qilish birleşme namayışının asaslıq maqsadi Volkswagen'ın Xitay bilen bo'lgan savdo hamkorligi qarishtirish hamda Xitayning majburiy emgek siyosatidan manfaat elayotgan boshqa xalqaroliq şirket korxonalarini ogohlantirish bo'lgan. Nöbette birleşme namayış 14 tashkilotning qo'llashiga erishgan bo'lib, 10 nechta davlatda 20 dan ortiq o'rindagi Volkswagen şirketining setish nuqtalarida davomlashmoqda.
Cümleden Şivesiya Uyghur Mağarip Uyuşması namayışka avaz koşup, 27 Mart Şivesiya'nın paytaxtı Stokholm'daki Volkswagen şirketinin okşumağan 3 setiş merkezide namayışını devamlaştırgan. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe 27 Mart Kazakistan'ın Almata şehirde Xitay'a karşı namayışı ötküzülgen. Haberde kayıt kılınışça namayışını Kazakistan hükümeti tarafından çekilengen Kazakistan Demokratik Hareketi ve Kazakistan Demokratik Partisi teşkilligen. Namayış resmi başlanıştın ilgiri kemdigende 20 adam kol gelingan. Namayış rayonudaki tor ikimi hükümet tarafından toxtılgan. Namayış katnaşkuçuları Kazakistan'ın Xitay bilen birleşme karıxanı kuruş ve Xitay'ın Kazakistan'ın iqtisadi sahalarına meblağ selişiğe karıştırdığını bildirgen. Namayışçılar Şarkı Türkistan'daki irqi qırğıncılık toxtulsun digendek şuarlar yazılgan plakatlarını götürüp, Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve Kazaklarga kartılgan ziyankeşlikke karşı şuarlarını toğlıgan. Mälum buluşça Xitay'a karşı namayışına paytaxt Nursultan, Uralsik, Chimkent ve Aqtobi qatarlıq şehir ve rayonlarda bir vaqtta ötküzülgen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.